Sayın Yavuz Ayraloğlu'na dönmek istiyorum. Kuvvetli mesajlar var mıydı? Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi adına hep şöyle söylenir. Yani her dönem bir hikaye yazar, yeni bir hikayeyle gelir. Son dönemde ya işte çok böyle elinde hikayesi kalmadı eleştirileri vardı. Bugün bu vizyon toplantısına dair yani yeni bir hikayeyle yola devam, yani yola çıkıyor demiyorum çünkü 20 yıldır sınanmış bir partiden bahsediyoruz. Yani sınanmış bir partinin yeni bir vizyonla hareket edebilmesi de zordur gerçekten. Yani bugüne baktığınızda ne dersiniz? Siz de gerçekten son 5 yıldır aslında bu perspektiften bakmıyordu. Siyasi iklimi değiştirmek açısından bakıldığında bir daha usluplu, daha yumuşak bir dil kullanmayı tercih etmişler der misiniz? Akılda kalan ne oldu? Mesela benim şahsım adına akılda kalan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yankı cümlesi oldu. Yankı cümlesi önemliydi. Bir de adaleti lütfen gelin hep birlikte inşa edelim oldu. Adalet derken orada hani kasıt biraz onu belki açabiliriz. Kanal İstanbul ve yeni anayasa oldu. Ama ne kadar sürdürülebilir onu bilmiyorum. Sizce bugün yeni bir hikaye çıktı mı bu toplantıdan? Şimdi ben manşet verebilirim. Nasuhi Bey veremedi, ben verebilirim. Efendim sözlerin güzeli tamam da ahlakın güzeli nerede? Ya sözde 2002'ye döndünüz de ahlaken 2002'ye dönebilir misiniz? İdealizminiz 2002'deki gibi midir? Sizin memleketi kucaklama coşkunuz, sizden olmayanlara saygınız, kendinizi anlatma erdemleriniz, bütün bir memleketi kendinizden bilebilme mesuliyetleriniz 2002'deki gibi midir? Söz tamam da ahlak nerede? Müjdeleyen program tamam da idealizm nerede? Hı hı. Bu iddiayı taşıyacak olan siyasi sicilinize bir bakmanız gerekmiyor mu? Yani siyasi programlar, ben geçen gün ismini vermeyeyim bir AK Parti kurucusu kurmayıyla tevafuk ettim. Hasbihal ettik ayaküstü, nasıl gidiyor muhalefet cephesinde işler dedi. Dedim ki efendim şöyle, bugünkü aslında vizyon programının dili de beni teyit ediyor. AK Parti 2002'de bir siyasi program sundu millete. Sunulan siyasi program milletin hissiyatına, beklentilerine tekabül edince o milletin ona göstermiş olduğu teveccüh iktidar doğurur. AK Parti 2002'deki programıyla %34.3 aldı galiba. AK Parti bugün aynı programı, aynı idealizmde kendine karşı açıklasın %85 alır dedim. Evet. Yani 2002 programı AK Parti'ye karşı açıklansa bunun şimdiki vaatlerle birleşen tarafını arz edeyim. Efendim adalet vurgusu, efendim kalkınma vurgusu, efendim kuşatıcı bir dil vurgusu, nezaket vurgusu, üretim vurgusu, efendim ayağa kalkma vurgusu, yeniden inşa etme. Bütün bu vurguların hepsi AK Parti'nin 2002. Mesut Bey'in işte ANAP'ının vurgusu. Efendim Turgut Bey'in 83 vurgusu. Adnan Menderes'in 60-50 vurgusu. Aslında siyasetin vurgusu hep aynıdır. Siz hiç şöyle bir siyasi parti duydunuz mu? Yani iktidara geldiğimiz zaman sizin canınızı okumayı planlıyoruz. Evelallah size zulmedeceğiz. Allah izin verirse hazineyi talan edeceğiz. Falan böyle bir şey diyen olur mu? Herkes 3 aşağı 5 yukarı toplumsal ihtiyaçlara efendim dokunabilecek, insanların kalbine dokununca oradan teveccüh kazanabileceğine inandığı bir dil kullanır. Şimdi bizim problemimiz şu bence. AK Parti'nin 2002 yılından bugüne kadar siyasi serencamı, söylenmedik sözler falan üzerinden de gitmiyorum. Nasuhi Bey doğru söylüyor. Söylenmedik yeni bir söz kalmamıştır bu gök kubbenin altında. Ama söze kıymet ve kuvvet diyenin ahlakındandır. Diyenin kalbindendir. Diyenin siyasi sicilindendir. Diyenin iradesindendir. Diyenin bu iddia ettiği hakikatler adına gösterdiği nezakettendir, zarafettendir falan. Yani siz şimdi siyasetin bugün bu kadar sizi sıkıştırdığı bir yerde nezaket diyorsanız, efendim kuşatıcı dil diyorsanız, efendim karşı farklılıklarımızı zenginlik diyorsanız, ötekileştirilmiş Aleviliğe atıf, rencide edilmiş Kürtlerimize atıf, efendim inancından dolayı hakir, hor hakir görülmüş dindarlığa atıf yapıyorsanız, bu 20 yıldır ne yaptığınızın sorusunu da beraberinde getirir. Yani 20 yıl iktidardasınız. 20 yıldır ne yaptınız da bugün bunlar ihtiyaç haline geldi. Siyasi olarak iktidarları iktidara davet eden mesuliyet liderler özelinde de parti programları özelinde de şudur Hülya Hanım. Buyurun. Liderler siyasi sicilleri, siyasi olarak yaşadıkları, ödedikleri bedeller, hı hı, efendim o ödedikleri bedellerin içerisinde milletin kalbine ne kadar dokunabildiğine dair siyasi olarak efendim ifadeler milletin siyasetçiye yüklediği sorumluluk alanını belirler. Yani Tayyip Erdoğan'a 2002'de AK Parti programıyla yüklenen sorumluluk bir cihetten şöyledir.
Sen inancından dolayı itilip kakılmış bir adamsın. Dolayısıyla sana biz ilgi ve alaka gösteriyoruz programına. Senin yönettiğin ülkede hiç kimse inancından dolayı itilip kakılmaz. Efendim sen inançlarınla rencide edilmişsin. Sistemin zencisi ilan edilmişsin. Senin yönettiğin ülkede kimse kendisini zenci gibi hissetmesin. Efendim sen siyasi olarak aidiyet duyduğun fikri siyasi aidiyet grubun sistemin çarklar arasında ezildi, öğütüldü. Sen şiir okudun diye zindana girdin. Senin iktidarında kimse fikrinden dolayı zindana girmesin. Böyle bir şeydir. Efendim çoluğun çocuğun biraz itildi, kakıldı, tahkir edildi. Sen iktidarında hiç kimsenin çoluğun çocuğun tahkir etme, itip kalkma. Şimdi bu biraz siyasi sorumluluk böyledir. Bu siyasi sorumlulukları üstüne alan iktidar, ben yaşadım şöyle bir şey vaat ederler. Benim başıma gelenlerin sizin başınıza gelmeyeceği bir ülke vaat ediyorum. Şimdi AK Parti'nin siyasi serencamında şöyle bir savrulma yaşandı. Sanki milletin mesajını yanlış anlamışlar gibi, kendi başlarına gelen her şeyi başkalarının başlarına gelsin ister gibi davranıyorlar. Ha biz yattık, siz de yatın. Bizim canımız okudular, biz de sizin canınızı okuyalım. Biz kabalık gördük, biz de size kabalık edelim. Efendim biz israftan çok şikayetçiydik, biz de şimdi israf edelim, nasıl olduğunu görün. Efendim biz eskiden kamu kaynaklarının israf edilmesinden çok muzdar ettik, şimdi size israfın babasını gösterelim falan. Böyle tuhaf bir şekilde mesajı sanki yaşadıklarımızı yaşatacağıza döndüren bir savrulma var. AK Parti'nin bu özellikle son dönem, ustalık dedikleri dönem, çıraklık dedikleri dönemin böyle rahmetle anılmasına sebep oldu. Yani bunların ustalık dönemleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bana yetkiyi verin ki her derde derman olayım diye istediği yetkideki kendini tavsif ettiği, o takip ettiği siyaseti, yerdeki ustalık iddiası en siyasi olarak başarısız dönemler oldu. En başarısız dönemler, ustalık dönemler olunca insan bunların çıraklığına heves ediyor. Ya keşke hep çırak mı kalaydınız? Hep devam çırak mı kalsaydınız? Bu çıraklığınızla falan başkalarına böyle kendinizi sevdirmek, onları anlamaya çalışmak, empati duygunuz bu kadar yüksekken, sizden başka insanların da yaşamaya hakkı olan bir ülkede onların da hakkına nezaret etme ahlakını taşıdığınızı görebilmek falan, bunları düşününce insan ustalığınızdan illallah ettik, çıraklığınıza razıyız falan diyesi geliyor insana. O yüzden ben AK Parti'nin bugün nezaketsizlik saymayın, siz de biraz önce de hasbihal ettik. Ben hürmetsizlik de saymasın AK Parti'ye gönül verenler de, AK Parti'nin kurmayları da. Dinlemedim. Dinlemedim, sebebi şu. Sizden yetkili isimler, temsilci anlamda isimler bilmiyorum. Vardı. Yani 100. yıla davet edildi, genel başkanımız açıkladı işte bir arkadaşımız gidecekti. Ben şöyle, hürmetsizlik olsun diye değil, sitemle de değil. İktidar güzel söz söylemenin merci değildir. İktidar güzel iş yapmanın mercidir. İcra.